إليك ويهديك صراطا مستقيما. Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den İstikbal Harbi'ne, 15 Temmuz'dan bugüne, dini devlet, mülkü millet, rızaen lillah uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşan kahraman gazilerimizin ruhlarına hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, hainlerin tuzaklarını bozan sensin. 15 Temmuz bize dünyada da ahirette de iyilikler ve güzellikler ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla ya Rabbi. Ve milletimizi nereye sürüklemek istediklerini kavramak gerekir. Atam senin namusundur Ömer. Ben gelene kadar namusunu koru. Kadırır halkın üstüne, gazi meclise, evin barkın üstüne. Düşseler vurulunda kanlarıyla boğacak zulmün soğuk sesini ey şehit, ey şehit. 15 Temmuz şehitlerimizi ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anarken tüm gazilerimizi hürmet, minnet ve şükranlarımızla dualar ederek selamlıyorum. Çok sevdiği Yahyalı ilçemizden Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı, hürmet ve muhabbetlerimizi arz ediyoruz. Koca yürekli Cumhurbaşkanımız Fatih'in emaneti Ayasofya Camii'ni ibadete açmasıyla kendisini Yahyalımızın meydanından 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'ndan selamlıyoruz. Bundan 4 yıl önce Cumhuriyet Meydanımızı hınca hınç dolduran 36 bin nüfusumuzun hepsine yürekten teşekkür ediyorum. O gün gerçekten Yahyalı Meydanı harikaydı. Cenab-ı Allah bizlere bir daha 15 Temmuz gibi bir ihaneti yaşatmasın. Tarihin en alçak darbesini engelleyen bir nesil olma fırsatını bundan 4 yıl önce veren Allah'a da hamd ediyoruz. 15 Temmuz direnişin miladı. 15 Temmuz'da sala okuyanların bela okuyanlara galip geldiği gece. 15 Temmuz birliğe ve dirliğe kurşun sıkılan gece. 15 Temmuz dehşetten destan yazılan gece. Darbe diye planlanan ama Allah'ın zafer destanı yazdırdığı gece. 15 Temmuz kendi selasını duyup şehadete koşanların destanı. 251 şehadet mührünün basıldığı gece. O gün sen ben yoktu. O gün sadece biz vardı. Türkiye büyük bir meydandı. İşte siz bu en güzel meydandaydınız. Bu meydanda olanlara selam olsun. Kan dökmeyi seven bir millet değiliz. Ancak söz konusu vatan ise dünyanın ve hainlerin şah damarını keseriz. Bu devletin, bu ülkenin istismar edilebilecek hiçbir alanının olmaması gerekiyor. Ne yazık ki Cumhurbaşkanımızın az önceki konuşmasında benim dikkatimi bir şey çekti. Bizim düşmanlarımız yeminli arkadaşlar, yeminli. Yani bir şekilde bu toprakları bizden almak, bize huzurlu bir hayat vermemek için inanın ki yeminliler. Bu ülkedeki insanların yaşının aslında vatanperverlikle hiçbir ilişkisi yok. Doğduğunda başlıyor bizim. 15 yaşındaki bir çocuğu Almanya'ya, işte İngiltere'de, Amerika'da
vatanperverliğiyle ilgili bir şey izah edemezsiniz ama bizim ülke için çok açık. Bizim ülkemizde çocuklar doğduğunda ezanla doğuyor, selayla doğuyor. Dolayısıyla da bu ülkede insanlara dini ve vatanperverliği çok da anlatmanıza gerek yok. Belki bu yaratılışla ilgili de bir şey. Ben şuna inanıyorum. 15 Temmuz'da pek çok insanın emeği var. Kuşkusuz yani bir defa bir liderimiz var. Bir çağrısı var. Sonra bir sela var. İnsanların değer verdiği, kıymet verdiği her şey var 15 Temmuz'da. Ama bir de Cenab-ı Hakk'ın koruması var. Bundan emin olun. Hiç şüpheniz olmasın. Hayat hakla batılın mücadelesidir. Ve elbette ki Allah'ın bize bir sözüdür. Hak mutlaka galip gelecek. Hiçbir endişeniz olmasın. Cenab-ı Hak bunu bize söz veriyor. Hak ve batıl mücadele içerisinde ama eninde sonunda hakkın kazanacağı bize vaat edildi. Dolayısıyla da bu ülkede insanlar hakkın peşinde, hakkın yolunda olan insanlar. Dolayısıyla da bu ülkede insanlar hiçbir zaman mağlup olmayacak. Ona inanıyorum. Bu ülkede insanların damarına dokunursanız hiç ne olacağını kestiremezsiniz. Bu hainler de bu ülkedeki insanların damarlarına dokundu ve ne olduklarını gördü. Şu anda itibarsız, beş parasız bir kenarda, bir köşede hayatlarını çürütüyor. Çürütsünler. Bunlara acıyacak, merhamet edecek halimiz yok. Sonuçta eden karşılığını bulması gerekiyor. Cezasını görmesi gerekiyor. Pek çok bu terör saldırıda bir şekilde katkı sunmuş, bir şekilde içinde bulunmuş. Her insana devlet hak ettiği cezayı verdi. Bunlara acıyacak halimiz yok. Ülkesine, vatanına ihanet etmiş insanın neresine acıyabilirsiniz? Kaldı ki biz Müslümanız. Merhamet etmeyene merhamet olunmaz.